Hilal Kaplan, Soros, Şi'ye karşı. Açık Toplum Vakfı kurucusu, milyarder spekülatör, turuncu devrimlerin foncusu, kimden bahsettiğimi biliyorsunuz, George Soros, uzun zaman sonra kamu karşısında bir konuşma yaptı. Stanford Üniversitesi'ne bağlı Hoover Enstitüsü'nün etkinliğinde konuşan Soros'un tüm konuşma metnini konuyla ilgili olanların okumasını tavsiye ederim. Zira spekülatör bey bayağı kızgın. Çin Devlet Başkanı Şi'yi dolaylı olarak Hitler'e, Pekin Olimpiyatlarını 1936 yılında Berlin'de gerçekleşen olimpiyatlara benzeten Soros, Şi'nin açık toplumların karşısındaki en büyük tehdit olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmiş ve onu istifaya davet etmiş. Amerikan üstünlüğü döneminin bittiğini söyleyerek Çin'de geçen sene başlayan emlak krizine de değinen Soros, Çin'e yatırım yapmamaya çağırmayı sürdürmüş. Tayland, Malezya, Endonezya ve Güney Kore gibi ülkeleri derinden etkileyen 1997 mali krizinin sebebi olarak görülen Soros'un, Çin'e adeta savaş açan bir dili benimsemesi, Şi'nin popülaritesini artırmaktan başka bir işe yarar mı emin değilim. Çinliler nasıl tepki vermiş diye bakayım dedim, ortalık karışmış. Çin'in devlet medyası China Daily'nin Avrupa Birliği direktörü Chen Weihua, Soros'un tweetinin altına direkt "Cehennemin dibine git Soros" yazmış mesela. Çin yeni yıl başlangıcında Çin'e küfreden Soros'un hak ettiği hiçbir kelime yeterince sert değil diyerek kendini savunmuş. Küba'daki Çin Büyükelçisi de benim tezimi doğrularcasına şöyle demiş: "Bu doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Eğer bu insanlar bizi övseydi, 2 kez düşünmemiz gerekirdi." Çin Karşılaştırmalı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Nian Zhen ise lafını hiç esirgememiş ve Soros'u alıntılayıp "ne kadar aptal bir o çocuğu" yazmış. Özel şirketleri ve milyarderleri çeşitli baskı mekanizmalarıyla devlet kontrolü altına alan Şi'nin, Mao'dan sonraki efsanevi lider kabul edilen dengin mirasına ihanet ettiğini söyleyen Soros'un, Çin Komünist Partisi içindeki başka kliklere mesaj verme kaygısı taşıdığı aşikar. Ancak bu aşikarlık, arka planda iş çevirmesiyle ünlü spekülatörün aciziyetinin de bir göstergesi midir? Şi'nin Ekim ayında tekrar ÇKP Genel Sekreteri seçilerek 3. bir dönemi garantilemesinden çekinen Soros, kartlarını açık oynuyor. Şimdiye dek küreselciler koronavirüsü Çin'i büyütmek için çıkardığı analizleri okudunuz. Fakat bu konuşma, söz konusu tezin biraz daha tavsiye edilmesini gerektiriyor sanırım. Özetle, Çin'i kişiye özel AVM'si haline getiremeyen Soros, devlet kontrolünü hem insan haklarının hem de serbest piyasanın önüne koyan Şi'ye karşı. Hilal Kaplan, Sabah. Abdullah Muradoğlu, ne olursa Ukrayna krizi çözülür. Rusya lideri Vladimir Putin bir televizyon röportajında Sovyetler Birliği'nin dağılması Rusların çoğu gibi benim için de bir trajedi oldu. Peki Sovyetler Birliği'nin dağılması neydi? Bu Sovyetler Birliği isimli tarihteki Rusya'nın çöküşüydü demişti. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından en fazla Rusya'nın zararlı çıktığını savunan Putin, tamamen farklı bir ülkeye dönüştük. Binlerce yıl içinde bir araya getirilmiş olan her şey önemli ölçüde kaybedildi diye devam etmişti. Hatırlatalım, 1991'de dağılan Sovyetler Birliği'nden 15 devlet çıktı. Geçtiğimiz yüzyılın soğuk savaşına damga vuran iki büyük aktöründen biri olan Sovyet İmparatorluğu'nun parçalanması, Rus politik düşünüşünde derin izler bıraktı. Putin'in trajedi olarak nitelediği Sovyet İmparatorluğu'nun parçalanması yoğun bir kaybetme duygusuna işaret ediyor. Politik stratejilerde olduğu gibi askeri stratejilerde de duygular önemli. Rus halkının olduğu gibi Ukraynalıların ve diğer eski Sovyet halklarının da duyguları var. Bu duyguların hesaba katılması Ukrayna krizinin çözümlenmesine ilişkin arayışların sonuca bağlanmasında rol oynayabilir. Duygular savaş başlatabileceği gibi barış da getirebilir. Rusya'nın Ukrayna etrafında büyük bir askeri yığınak yapması, isterse bir blöf olarak görülsün, Putin'in bir şey elde etmeden geri adım atması mümkün değil. Duygulardan bahsediyoruz. Sovyetlerin dağılmasından sonra NATO'nun Rusya sınırlarına doğru genişleme politikası, Ruslar tarafından bir tehdit, bir kuşatma olarak algılanıyor. Soğuk Savaş döneminde Batı Avrupa'nın güvenliğini sağlama gerekçesiyle kurulan NATO'nun, Sovyetlerin dağılmasından sonra doğuya genişlemesi ise bir Amerikan politikası. NATO üyeleri arasında sadece İngiltere, Polonya ve Baltık ülkeleri bu genişlemeyi savunuyorlar. Rusya açısından NATO'nun genişlemesi ise düşmanca bir politika. NATO şemsiyesi olmadan bu ülkeler de kendilerini güvende hissetmiyorlar. Demek ki ortada çözülmesi gereken bir güven krizi var. Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rusya yanlısı iki fiili cumhuriyet var. Moldova'nın Dinyester Nehri ile Ukrayna arasında kalan dar bölgesinde de Rusya yanlısı bir cumhuriyet var. Moldova'nın Avrupa Birliği ve NATO üyesi Romanya ile birleşmesine yönelik güçlü bir akım da var. Tüm bunları Sovyet dağılmasının devam eden krizleri olarak görmek gerekiyor. Rusya'yı çok rahatsız eden bir diğer gelişme ise Amerika ve Sovyetler Birliği arasında 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın Amerika tarafından rafa kaldırılmasıydı. Trump yönetimi Rusya'nın anlaşma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2019'da anlaşmadan çekildi. İhlal suçlamasını kabul etmeyen Rusya da anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini askıya aldı. Bu anlaşma Avrupa güvenliği konusunda NATO'nun rolünü zayıflatmıştı. Rusya, Amerika'nın Rusya'ya sınır NATO üyesi ülkelere kıtalar arası füze sistemlerinin yerleştirileceğinden kaygı duyuyor. Bu yüzden Ukrayna'nın NATO üyeliğini kırmızı çizgi olarak görüyor. Amerika ve NATO ise Ukrayna'ya kapıyı açık tutmakta ısrarlı. Rusya'nın Petersburg dahil Batı toprakları Avrupa'da, Rusya'nın Kaliningrad eyaleti Litvanya ve Polonya arasında bir cep halinde duruyor. Dolayısıyla Rusya, Avrupa güvenlik mimarisinden dışlanmasına ve Amerika'nın bu mimaride Avrupa'dan daha fazla söz sahibi olmasına tepkili. Ukrayna krizinin sadece Ukrayna ile ilgili olmadığının anlaşılması gerekiyor. En kötü senaryoda Rusya Ukrayna'ya askeri bir harekat düzenlerse bunu durduracak bir şey yok. Amerika ve AB sadece yeni yaptırımlara başvuracağını duyurdu. Önceki yaptırımlarda olduğu gibi yeni yaptırımların Rusya'ya geri adım attırması ise pek mümkün gözükmüyor. Ukrayna krizinin çözümü konusunda pek çok senaryo konuşuluyor ama Londra merkezli Mayak Intelligence'ın Rusya uzmanı direktörü Profesör Mark Gelotti'nin önerisi dikkat çekiciydi. Amerikan haber sitesi Vox'a konuşan Gelotti, Ukrayna topraklarına NATO kuvvetlerinin konuşlandırılmayacağına ilişkin bir garantinin verilmesinin Rusya'yı tatmin edebileceğini belirtiyor. Gelotti, Ukrayna'nın NATO'nun savunma şemsiyesi altına girebileceğini, ancak barış zamanında herhangi bir kuvvet konuşlandırılmayacağı için Rusya'nın endişelenmesine gerek kalmayacağı görüşünde. Bu öneri Rusya tarafından kabul görür mü? Şimdiden bir şey söylemek zor ama bir yerden başlamak için pekala uygun bir adım olabilir. Abdullah Muradoğlu, Yeni Şafak. Mehmet Barlas, salgından alınan yanlış dersler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Hanım'ın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın PCR testlerinin pozitif çıkması, Covid konusunda şimdiye kadar öğrendiklerimizin ne kadar yanlış ve eksik olduğunu gösterdi. Birincisi, herkesi banka soyguncusuna benzeten o maskeler anlamsızmış. Çünkü Cumhurbaşkanı'nı kalabalıklar içinde hiç maskesiz görmedik. Ayrıca PCR testleri de çok anlamlı değilmiş. Çünkü kimse bu testleri yaptırmadan Cumhurbaşkanı'nın yanına yaklaşamıyor. Bir başka mesele de aşılar. Burada da ciddi problem var. Mesela mRNA aşısıyla virüsün bir parçası vücuda enjekte ediliyor. Bunun etkileri dışında yan etkileri de tartışmalı. Zaten aşılanma oranları yüksek olan ülkeler vakalarda da rekor kırıyor. Bunun en güzel örneği de İsrail. Bu hastalığa karşı insanların izole edilmesi, çocukların okullarından uzaklaştırılması ayrı bir sorun. Eğer Cumhurbaşkanı topluma uygulanan kurallara tabi olsaydı, ne köprü açabilirdi, ne demir yolu açabilirdi, ne de parti toplantılarına katılabilirdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın katıldığı uluslararası toplantılara baktığınız zaman, salgın efsanesinin insanları korkutmaktan başka bir işe yaramadığını görürsünüz. Bu korku dünyaya da fiyatların patlaması, enerjiye anormal zamlar gelmesi şeklinde yansıdı. Günde 3 saat uyuyarak haftada 7 gün hem Türkiye'yi hem dünyayı yorulmadan dolaşan Cumhurbaşkanımız bu temposunu aynen sürdürecektir. Çünkü buna Türkiye'nin ve dünyanın da ihtiyacı var. Sağlık dilemek tabii ki hepimizin içten gelen duygusu. Mehmet Barlas, Sabah.